Roma İmparatorluk Sikkesi. İmparator Galba. Milattan sonra 68 ile 69 yılları arasında imparatorluk yapmış Galba, Roma'nın 6. imparatorudur. Galba, Giulio Clodion hanedanının sona ermesinin ardından kısa süren bir dönem olan 4 imparator yılının ilkidir. Galba, önceki imparator Nero'nun ölümünün ardından imparator olmuş, ancak kısa süre sonra isyancı Otul tarafından devrilmiştir. Sadece 7 ay hüküm süren Galba'nın hükümeti, Antik Roma tarihinde kısa ömürlü ve etkisiz bir hükümet olarak hatırlanır. Galba döneminde birçok farklı tasarımda sikke basılmıştır. Fotoğraftaki sikke, İmparator Galba dönemine ait olup, milattan sonra 68 yılında bastırılmıştır. Sikkenin basım yeri ise Antik Roma şehridir. Altından yapılmış sikkenin çapı 2.1, ağırlığı ise 7.2 gramdır. Sikkenin para birimi Oroes'tur. Oroes, Roma İmparatorluğu döneminde kullanılan 25 gümüş denarına eşit olan altın para birimidir. Oroes, İmparator Julius Caesar'ın hükümdarlık döneminde, M.Ö. 1. yüzyılda ortaya çıkmış ve Roma İmparatorluğu'nun sonuna kadar kullanılmıştır. Genellikle saf altından yapılan Oroes'lar, bir yüzünde Roma İmparatoru'nun portresi, diğer yüzünde çeşitli semboller, tanrılar, zafer sembolleri ve imparatorun onurlandırıldığı yazılar bulunurdu. Oroes, Roma İmparatorluğu'nun ekonomik ve ticari sisteminde önemli bir rol oynamıştır. Zengin ve güçlü kişilerin gösterişli hediyeleri, askeri zaferlerin kutlanması ve prestijli durumlar için kullanılırdı. Bunun yanı sıra, Altın Oroes, Roma ordusunda görevli askerler ve memurlar için yüksek maaşlı bir ödeme birimi olarak kullanılmıştır. Sikkenin ön yüzünde noktalı dairesel bordür içerisinde İmparator Galba'nın sağa dönük portresi vardır. İmparatorun başında diadem bulunmaktadır. Portrenin etrafını çepeçevre sarmış, dairesel şekilde yazı bulunmaktadır. Yazının açılımı ve anlamı şöyledir. Imp Galba, İmparator Galba demektir. Sezar, imparatorların Jül Sezar soyundan geldiklerini gösteren bir unvandır. A ve G'nin açılımı Augustus'tur. Roma'nın ilk imparatorunun ismi olan ve diğer imparatorlar tarafından da unvan olarak kullanılan Augustus, yüce, seçkin anlamındadır. PP harfleri Pater Patriae unvanının kısaltımıdır. Pater Patriae, vatanın, ülkenin babası demektir. Eğer sikkenin üzerinde Pater Patriae kısaltması varsa, sikke o imparatorunun ilk senesinden sonra basılmış demektir. Eğer sikkenin üzerinde Pater Patriae kısaltması yoksa, sikke o imparatorunun ilk senesinde basılmış demektir. Arka yüzde, noktalı dairesel bordür içerisinde, sol tarafa dönük ve ayakta Fortuna bulunmaktadır. Fortuna, hem Yunan mitolojisinde hem de Roma mitolojisinde yer alan bir karakterdir. Yunan mitolojisinde Tike olarak da bilinen Fortuna, şans, kader ve şehirlerin koruyucu tanrıçası olarak anılır. Genellikle bir genç kadın olarak tasvir edilen Fortuna, başında bir taç veya taç benzeri bir süs ile betimlenir. Şehirlerde Fortuna'ya adanmış tapınaklar ve anıtlar bulunur ve insanlar ona şans, refah ve koruma için dua ederlerdi. Fortuna'nın sol elinde bolluk ve beslenmenin simgesi bereket boynuzu bulunmaktadır. Klasik dönemde adı kornukopya olan bereket boynuzu, içerisinde genellikle üzüm salkımı, elma, armut, nar, kiraz, şeftali gibi çeşitli meyveler olan boynuz şeklinde büyük bir kaptır. Fortuna'nın sağ elinde bir dümen bulunmaktadır. Fortuna'nın dümen tutuyor olması, şehirde ekonominin ve özellikle nehir taşımacılığının ileri seviyede olduğunu göstermektedir. Fortuna'nın etrafında imparatorun şansı, zenginliği,
Mesut'u anlamında, Fortuna Ağabey'e yazmaktadır.